Allah Allah. Allah. Sen ne atarlı bir kız olduğunu. Gel bakayım buraya. Ah! Kafamı vurdum ya. Bir şey mi oldu demin? İyi. Uzun sürmez ki döndüm benim acılar senin döndüm. Teker teker hatırlayamasam da çok çok keyifli ve güzel sahnelerdi. Zaten olağanüstü bir ekibimiz var. Bir kısmı şu an benim yanımda oturuyor, göremeseniz de. Onlarla da sahne paylaşmak harika bir duyguydu benim için. Çok güzel bir yolculuktu ya. Kimin gözü kalmış olabilir? Herkes laf ediyor. Tamam, onlardan birinin gözü kalmıştı. Herkesin gözü kaldı. Dediler ki beyaz sana çok yakışıyor, keşke gelin olsan. Vay vay vay. Nazar. Düğün sahnelerinin hepsi çok çok keyifliydi. Şimdiye kadarki bütün dans etme kotalarımı harika bir şekilde doldurduğumu söyleyebilirim. Bir süre düğün göremeyecek kadar doymuş durumdayım bu konuda. En dramatik sahnede bile mutlaka o gülme payını açık bırakmak bence harika bir şey. Maalesef birazcık da dalağa düşük bir setimiz var. Her fırsatta gülmeyi ve çok eğlenmeyi iyi beceriyoruz diyebilirim. Oyun. Görelim, dur yapma. Onu yediremezsin. Acıklı bir sahne çıktı. O düdük bitmiş bak, onu değiştir. Ben Asuman'ı oynamak çok isterdim. Aşırı isterdim. O kadar keyifli ki bence. Umru değil hiçbir şey. Sadece ağzına ne geliyorsa onu söylüyor. Çoğu zaman doğru şeyler olmasa da Asuman gibi insanlar olmalı hayatımızda. Ver onu Asuman'a. Ne güzel oldu böyle tatile gidiyoruz beraber der mi Tigli Bey ya? İnşallah havuz da vardır da şöyle beraber çimeriz sizinle bir. Valla 1. sezon ve 2. sezon çok güzel yol arkadaşlarımız vardı bizimle ilk günden bugüne gelen. Hep çok keyifli bir setti, hep çok eğlenceli bir setti. Dediğim gibi neşemiz hiç eksik değildi. Set arkası keyifli olmayınca zaten bence o ekrana da yansıyor. Biz o anlamda çok çok şanslıydık. Böyle çok genel konuşuyorum, fark ettiysen hiçbir şey tam spesifik olarak değinmiyorum ama hakikaten öyle. Hepsi benim bebeklerim, şimdi bir tanesini seçemem yani. Çok çok keyifliydi. Bebeğimiz olacak, bebeğimiz olacak. Başlar önce. Evet, biraz da galiba hüznümü bastırmaya çalıştığım için saçmalıyor olabilirim. Kesinlikle bir hüzün var. Dediğim gibi bugün son günümüz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın bir arada olduğu bir sahne çekeceğiz. Gerçekten de bir veda gibi olacak sanırım bizim için. Yine en büyük aile sofrası kurulacak. Herkesin her şeye rağmen ne yaşanırsa yaşasın, seçilmiş ailesiyle ya da doğduğu ailesiyle gerçekten acısıyla tatlısıyla böyle güzel şeyler yaşaması, yine de kötü şeyler yaşasa bile aynı masaya oturmasını temenni ederim. Gerçekten bana en yegane kalan şeylerden bir tanesi bu diyebilirim. Senin ben diyor, tamam mı? Senin ben. Sen be. Set önünde de arkasında da bir aile olabilmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum. Her şeye rağmen ne yaşanırsa yaşansın, iyi günde de kötü günde de birbirimize kenetlenmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden üzerinden uzun yıllar geçse de geriye dönüp baktığımızda bence bu işte bir parmağı olan, bu işte bir katkısı olan herkesin güzel şeyler hissederek hatırlayacağı bir iş olduğunu düşünüyorum. Gerek seyirci nezdinde, gerek bizim yaşadığımız tecrübelerimizle bence harika bir proje oldu.